Sosyal medya sizce insanları sosyalleştiriyor mu? Sosyalleştirmiyor bence. Bir bakıma sosyalleştiriyor yani. Hayır, sosyalleştiriyor bence. İnsanların sosyalleşmesi için vesile oluyor diyelim. Hayır, bence sosyalleştirmiyor, daha beter ediyor. Nerede sosyal medyadan daha evvel önemli şeyler var yani. Sosyalleştiriyor. Buluşturuyor, kavuşturuyor, konuşturuyor. Üzücük arkadaşlarınla görüşüyorsun. Hiç ummadığın anda biri karşına çıkıyor, onunla evlenebiliyorsun. Kesinlikle evet. En azından özente bir ortam. O oraya gitti, ben de gideyim. Çekim falan yapıyorsun, fotoğraf paylaşımı. O gitti, ben de gideyim falan. Kıskandırma şeyleri falan bayağı var yani. Ben de arada yapıyorum. Etkinliklerden haberdar olabiliyorum. Yani aktif olarak kullanırsan sosyalleştiriyor. Sizin sosyal medyada en dikkat çektiğiniz bir olayla karşılaştınız mı? Ben karşılaştım. Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen bu savaşı açlıkla karıştırmışsın. Çık şu karanlık siperinden. Çık şu karanlık. Bunu kim söylüyordu ya? Ben çıkardım bunu. Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen bu savaşı aşkla karıştırmışsın. İnsanların sosyalleşmesi için dışarı çıkması gerekiyor, aktiviteler yapması gerekiyor. Sosyal medyada böyle bir şey mümkün olmuyor. Sadece tweet atıyorsunuz ya da Facebook'tan paylaşım falan yapıyorsunuz yani. İnsanları tam sosyalleştiriyor. Çünkü her şeyi orada görüyoruz. Gördükçe alıyoruz. Bak, gördüm aldım. Sosyal medyada gördüm aldım. Kendimi de görsem orada kendimi de gidip alacaktım ha. Yani öyle bir şey. Sosyal medya güzel bir şey abi. Yani genel kültürümüz artırıyor, her şeyimiz artırıyor. Bilgimiz çoğaltıyor. Gördükçe insan daha güzel şeyleri istiyor. Kaliteli şeyi görmüş oluyorsun. Yani kandırılmamayı öğreniyorsun sosyal medyada. Sosyal medya insanları sosyalleştirmiyor. Sosyalleşmek için kullananları sosyalleştiriyor daha doğrusu. Bence sosyalleştirmekten ziyade yalnızlaştırıyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü insanlar eskiden bir araya gelirdi. Hani bir kafede buluşalım, şurada buluşalım, burada buluşalım diye randevulaşırken artık öyle değil. Yani Face'ten konuşalım, WhatsApp'tan konuşalım. Hatta WhatsApp'tan ses kaydıyla birbirimizin sesini duyma artık yaygınlaştı. Aramak bile artık yani bir şey oldu böyle, daha bir sosyal oldu. Aşırı kullanılırsa asosyal yapabilir ama günde bir saatle kimse asosyal olmaz diye düşünüyorum. Yani Facebook'u ben günde ortalama bir saat kullanıyorum. Arkadaşlarımla daha rahat haberleşiyorum. Haberleşim aracı olarak gayet başarılı. Ama bütün gün Facebook'ta dolaşırsanız tabii asosyal olursunuz. Bence iyi kullanırsan sosyalleştir de iyi kullan. Amaç önemli. Evet. Amaca yön. Mesela iyi kullanmak, haberleşmek ya da bir şeyden haber almak. Kötüsü de birilerini karalamak. Sosyalleşmekten ziyade insanlar telefonlarla elindeki sosyal ağlardan unutup aile bireyleriyle zaman geçiremiyorlar. Helal özellikle bu yeni nesilde öyle bir hale geldi ki sohbet tamamen etmiş durumda. Hayır, alakası yok. Sadece sosyal medyada biraz yani popüler oluyorlar, başka da bir şey yok. Kafenin veya restoranın sosyal medyayı iyi yönetmesi onların sosyalleşmesine, o mekanları ziyaret etmesine sebep olan bir etken olduğu için sosyalleşmesine neden olur. Peki sizin sosyal medyada karşılaştığınız en ilginç olay nedir? En çok dikkatinizi çeken şey? Bu kan bağışı, ilik bağışı falan öyle şeyler yaptıklarında benim ilgimi çekiyor mesela. Bir bayanla tanıştım ama bayan beni buluşalım dedi. 2 saat Taksim Meydanı'nda ağaç etti. Ondan dolayı sosyal medyaya küstüm yani. Komik diye koydukları şeyler komik olmayabiliyor yani. Yani çok aşırı şeyler koyuyorlar. Komik diye bekliyorsun, komik diyor, bakıyorsun komik değil yani. Birbirini hiç tanımayan insanların birbirine övgü yağdırması mesela çok samimiyetsiz. İlginç olaydan ziyade insanların arasını açma konusunda başarılı görüyorum. Özellikle zaman zaman arkadaşların karşıt görüşleri birbirlerine karşı kırıcılığa varan, uzakta olduklarından kaynaklı bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum.